Sonra halam istemeye geldi beni. Söz takmaya geldi. Halam. Halamın oğluna. Kaç yaşındaydın? 13 yaşındaydım. Çok çocuksun, çok küçüksün de. Yani dediler işte yaşı büyüsün falan bekleyelim. Sonra işte gün tarih kaç yıl sonra olur gibicesine. Sonra halam yan çizdi, ben düğün yapamam, durumum yok diye. Biraz babama da nazı geçiyor falan. Neyse babam dedi Allah razı olsun düğün, yani ben hepsine düğün yaptım kızımın içinde kalmasın diye. Sağ olsun babam düğünümüzü yaptı. O zaman gelin arabası falan yoktu. İçine bindirip gönderdiler bizi. Gittiğim yer bizden daha yoksuldu yani. Dilek, ne bu telaş? Ne bu kaygı? Çocuksun ya daha. Evet. Niye evlendirilmek? O ailede ne oluyor o anda? Ya o an işte hepimizin bir psikolojik dönemden geçtiği dönemler. Ailece yani birimizin değil, işte annemin, kardeşimin, ablamın kocaya kaçması bizi korkutmuştu 24 yaşında. Çünkü çok tutkun bir kardeşlik ailemiz vardı. Hepimizin aynı anda psikolojimizin bozuk olduğu bir dönemdi. Peki sen hani çocuk dünyanda zaten o muhakemeyi yapamazsın, çocuksun. Yani bu aslında senin de evliliğe karar veremeyeceğin. Çok imkansız. Evet ve bu arada bu bir çocuk istismarı. Hep söylüyoruz ya 13 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında insanlar hukuki olarak çocuk. Yani adına çocuk damat, çocuk gelin deyip masumlaştıramayacağımız yaşlar bunlar. Bugün pavyon dünyasında kirli Dilek olarak anılan Dilek Gündoğan'ın aslında erken yaşta bir çocuk istismarına maruz kaldığını görüyoruz. 13 yaşında evlendirilmek istismardır. Çocuk yaşta evlilikler suçtur. 18 yaşına kadar her birey devlet korumasında ve hukuki sistemde çocuktur, korunmalıdır ve hayatla ilgili olarak önce yetişkin olmalıdır ki sonra eş olabilsin, sonra anne olabilsin. Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafına seslenelim. Çocuk evlilikleri suçtur. Sen kendi çocuk dünyanda ne yapıyorsunuz, ne oluyor diyebildin mi? Hayır, 41-42 yaşındayım. Eğer öyle bir şansım olsa, çocukluğumda ya da yaşayacağım bir tekrardan dünyaya dönüş isterdim. Omuzuma haddinden fazla bir yük içerisindeydim. Şükür bütün yükleri omzumdan indirebiliyorum artık istediğim şekilde. Bugün o güç var üstümde. Çok şükür elhamdülillah. Bugün o güç var görüyorum. Ama o günün dünyasında sen halanın oğluyla evlendirildin. Evet. O kaç yaşındaydı? O da 17 yaşlarındaydı. Senden çocukluk alınıyor aslında. Peki gittin o eve. Nasıl bir ev orası? Orası benim yaşadığım yerden daha kötü bir ev. Yani kapısı varsa penceresi yoktu. Yoktu yani. Yoktu, öyle bir eve gitmiştim. Eşimin babası, annesi ayrıydı. Babası işi gücü rast gelsin. Biraz yani o da yokluk içerisinde de olsa babam kadar olmasa da o da bana babalık yapan insanlardan birisi. Ödeyemem hakkını. Sonra ben okumak istedim. Allah'ım var babası oku dedi istedi. 2 sene gece okuluna gittim. Sonra istedim ki açık öğretime gitmek istiyorum. Bir kere beni götürdü açık öğretime. Okulun kapısına bıraktı. İstemiyorum okumanı dedi. Biraz cahilce düşünceler. Sen dedi farklı dedi yetiştiriyorsun kendini. Peki dedim gitmedim. Orta 2'den terk oldum yani. Ortaokul diplomamı bile alamadım ama başardım. Sonra babası Allah var biraz sahip çıktı. Okumayacaksın dedi. Dayaklar, işkenceler başladı. Dayak, işkence ne demek? Ya ters geliyordu. Düşünceler çok farklıydı. Tamam, ben de yok gariban bir ailenin kızıydım. O da. Akrabaydık zaten. Kardeş gibi büyüyorduk. Yani bu evlilik diye bir şey yoktu aslında. Sanki zorla bu oyunu oynayacaksın. O gibi bir şeydi. Tamam, belki 10 gün, 15 gün de olsa, saçma sapan bir evlilik de olsa bir şey tamam yaşatmış olabilir ama sonu işkenceydi. Bunu istiyorum dedim de karşımdaki insanın anlayışsızlığından ters geliyordu. Ya gözün açılmasın, çok mantıksız bir kelimelerdi. Hayır sen karışamazsın benim aldığım kararı dedim zaman dayak yiyordum. Bu neydi ya, nasıl bir acizlikti? En son
Artık canımı tak etti. Kürekle dövmüştü beni, küreğin sopasıyla. 3 gün 4 gün acı çektiğimi hissettim. Pazara gidiyorum dedim, karakola gittim. Karakol sahip çıktı, Allah var. Tekrar eve bıraktılar, eşim yoktu. Bana dedikleri zaman karakolun, eşin gelince haber ver, bildir. O zaman telefon falan yoktu, Allah var, yakındı karakol. 4 gün sonra geldi, aldılar onu, mahkemeye götürdüler. Direkt içeriye aldılar, kanunen. Sonra annem geldi, aldı, olayları duydu. Okuması yazması yokken otobüs evine. Tamam kızım, seni kurtaracağım dedi. İstemiyorum dedim çünkü. Allah falan, annem çok güzel arkadaşlık yaptı. Sonra babam arama kararı geldi. Yasal olarak küçük yaşta kızını satmaktan cezaevine girdi 15 gün. Ama yani öyle bir baba değildi aslında, ama kanunumuz her zaman haklıydı. Olması gereken oydu. Neyse, sonra avukatlar falan yokken bile hepimiz avukat parası topladık. İçeride nikah yapman lazım eşinin, babanın çıkması için. Zorlu bir karardı benim için. Çünkü bitti gözüyle görürken tekrardan bir evlilik. Neyse, nikah yapıldı. Bir 6 ay güzel davranıldım. Her iki aile tarafından. Benim ailem, onun ailesi. 6 ay sonra baktım 3 ay eve gelmiyor. Bir duydum, Öz amcamın kızıyla evlilik yaptı. Öz amcamın kızı ya, sen benim kardeşimsin, kız kardeşimsin. İlk 3 ay öyle sabrettim, çocuklarım var diye. Kaldıramadım artık. Midem bile kaldırmıyordu artık. Şiddeti anlatıyor Dilek bize. İşkenceyi anlatıyor bize. Yoksun bırakılmayı anlatıyor hayattan. Mecbur kalışları anlatıyor. Çocuk yaşta çocuklarım vardı diye anlatıyor. Hiç duymamışız biz seni. Hiç duymamış insanlar seni. Bir şeylerin mecburiyetinde yaşadığın dönüşümlerin olmuş Dilek. Evet. Dilek, bu arada 14 yaşında anne oldun değil mi? Evet. Sonra ikinci çocuğun olduğunda? 2 yaş vardı aralarında. Orada da 16 yaşında anne oldun. Evet. Sonra ben askere gitti tabii bu. Askerden geldi işte, evliliği falan yaptı. Sonra büyüklerimiz dedi ki olmaz dedi. Ben aileme başlamıştım bir, ailemden gizli. Evden kaçtım, neyden kaçtığımı bilmiyorum. Arkama baktım, hiç kimse yok. Sanki bir ordu beni takipliyor. Öyle bir korkular içerisinde. 3-5 ay geldim. Yokluk vardı ya. Küçük miktarda olsa biraz para yaptım. Annemi aradım. Anne, ben bu halimi yapamayacağım. Bana çok ağır geliyor yaşıma göre. Sahip çıktı, koltuğun altına aldı. 4-5 ay öyle durdum. Tekrar beni eşimle birleştirdiler. Tabii büyük sözü dinlemek zorundasın. Çünkü biz anneye babaya saygısızlığı bilmiyoruz. 3. ben hamile kaldım. Tekrar amcamın kızıyla bir hayat çizdi, nikah yaptı. Annemi çektim arkadan. Anne bak, ben artık kocaman bir kadın oldum. Bir işler yapmak istiyorum. Temizliğe gittim küçük. Yetmiyordu artık 3 tane çocuk olunca. Annem çok sahip çıktı maddi olarak. Babam, kardeşlerim çok çıktı. Çocuklarım büyüdükçe artık ben aileme battığımı hissetmeye başlıyordum. Çünkü ben de büyüyordum. Sonra bir geldim tekrar karşıma eve, Ankara'ya. Ama Ankara olarak gelmedim. Otobüsün 5 dakika var kalkmasına. Ankara'ya bir geldim. Saatlerce otogarda durdum. En son taksiye bindim. Taksiciye dedim ki, beni dedim bir tane otele götürün. Taksici anladı benim yeni düştüğümü. Ya dedi, işte sana dedim ki bak, ben biraz sert çıktım. Beni götürdü alemdeki, sadece alemdeki kızlara ait bir pansiyon. 6-7 ay kızların odasında kıyafetlerini ütüledim. Sağ olsunlar, sahip çıktılar. Çünkü ben bu alemi yapmak istedim, çok iyi anlıyorlardı bunu. Bir gün beni gazinoya götürdü. 2
Şimdiler sarhoş oldum. Saniye bir attım. Patron geldi saatler sonra. İşe başlıyorsun diye. İşe başladım.